Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir toplantı yapılıyor. Konuşmacılar bizim tarihimizi olabildiğince özetlediler. Değerli arkadaşım dedi ki tünelin ucunda bir ışık görünüyor mu? Biz Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatırken hiçbir zaman umutsuz olmadık. Bu ülkenin çocukları, gençleri, yaşlıları hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadılar. Bizim de umutsuzluğa kapılma hakkımız yok. Dişimizle tırnağımızla nasıl Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı verdiysek yine dişimizle tırnağımızla özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı koruyacağız. Bir avuç olarak yola çıktılar. Samsun'u, Erzurum'u, Sivas'ı. Sivas Kongresi çok önemlidir. Hegemonyayı, bağlılığı reddeden bir süreçtir Sivas Kongresi. Biz bağımsız bir devlet kurmak istiyoruz diye karar aldılar. Ve o kararlarının arkasında durdular. Tarihten uzun uzun söz ettiler. Ulusal bağımsızlık savaşını verenler ekonomi eğitimi görmemişlerdi. Bilim insanı değildi onlar. Onların inandığı tek şey vardı. Bağımsızlık ve özgürlük. Onun için Mustafa Kemal bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir diyordu. Ve o bir gerçeği çok iyi biliyordu. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılmadıkça bağımsızlığımızı koruyamayız diyordu. Onun içindir ki okuma yazma oranı %3'ken önce millet mekteplerini açtı. Köy enstitülerini açtılar. Okuma yazma oranını yükseltmek istediler. Tarihin gerçekleri bilmeden, o gerçekleri kendi koşulları içinde değerlendirmeden, sanki bugün 1923'ün koşulları varmış gibi bugünkü koşullarla o günün koşullarını kıyaslayarak yola çıkanlar yanılırlar. Tarihçilerin temel görevi olayları tarihsel süreç içinde sağlıklı değerlendirmektir. O günün koşullarını bilerek konuşmaktır. O günün koşullarını bilmeden bugün rahat koltuklarında oturanlar o günü yargılayamazlar. Önce o günün koşullarını bileceksin ki bir düşüncen olsun ve sağlam zemine oturabilsin. Bunu henüz yeterince yapamadık. Fahri Rıfkı Atay Çankaya kitabında şöyle bir anıyı anlatır. Hükümet kurulmuş, devlet daireleri var ama okur yazar yok. Tren istasyonuna giderdik, beklerdik. Acaba kravatlı, fötr şapkalı birisi iner mi? İnsin de alıp götürelim, bir devlet dairesinde görev verelim, çalışsın diye. Bu koşullarda devleti kurdular. 1925 uçak fabrikasının temelini attılar. 1934, 9 yıl sonra Kayseri'den kalkan ilk uçağımız Ankara'ya indi. 1930'lar Haliç'te denizaltısını indirdik. 1930 kendi paramızı basacak bankamız yoktu. Merkez Bankası'nı kurduk. 1921 Cumhuriyeti kurmadan önce çocuk esirgeme kurumunu kurduk. Çünkü binlerce çocuk vardı babasız ve onlara Cumhuriyet'in eli değmek zorundaydı. 1946 Merkez Bankası'nın kasasında 176 ton altın var. Sümerbanklar kuruldu. Etibanklar kuruldu. Demir ağlarla örüldü bütün Türkiye. Hiç kimseye el avuç açılmadı. Bu ülke kendi birikimleriyle yaptı. Tekalifi milli emirlerini okudu Sayın Farsakoğlu. O konuda yapılmış çok güzel araştırmalar var. Maliyet Etki Kurulu'nun kütüphanesinde görmüştüm. Yani ulusal vergi buyrukları.
Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı finanse eden bu halktı. Bunların hepsi gerçekleşti. Peki ne oldu sonra? Sonra bize şunu söylediler. Ne gerek var siz uçak yapıyorsunuz? Size bedava uçak vereceğiz. Ne gerek var siz gemi yapıyorsunuz? Size bedava gemi vereceğiz. Uçak fabrikalarını kapattık. Tersaneleri kapattık. Marshall yardımıdır bunun adı değerli arkadaşlarım. Kültürümüzü yozlaştıran, ulusal duygularımızı körelten Marshall yardımlarıdır. Ordunun kullandığı çatal kaşık bile Amerika'dan geldi. Askerin kullandığı palaska bile yurt dışından geldi. Size bedava veriyoruz. Sizin üretmenize gerek yok. Bu bilinçledir ki son Cumhuriyet Halk Partisi Genel Kurulu'nda şunu söyledim. Önce üreteceğiz, sonra hakça bölüşeceğiz. Üretmek kadar önemli bir şey yoktur. Üretirseniz saygınlığınız olur. Üretirseniz gücünüz olur. Üretirseniz dünya size saygı duyar. Ama üretmenin bir koşulu var. Aklı özgürleştirdiğiniz sürece katma değeri yüksek ürünler üretebilirsiniz. Aklın özgürleşmesi gerekiyor. Onun yolu da eğitimdir. Lozan'ı eleştirenler var. Koltuklarında oturup Lozan'ı eleştiriyorlar. Onlara şunu söylemek isterim. Bir tarafınıza Sevr Anlaşması'nı alın, bir tarafı da Lozan'ı alın. İkisini kıyaslamadan Lozan'ın değerini bilemezsiniz siz. Sevr Anlaşması tutsaklıktır, bir ulusun tutsaklığıdır. Lozan Anlaşması bir ulusun bağımsızlığı ve özgürlüğüdür. Birisi esarettir, birisi özgürlüktür. Birisinde bağımsızlık vurgusu var, öbüründe teslimiyet var. Lozan'ı eleştirenlere sormak isterim. Siz hangisinden yanasınız? Tutsaklıktan mı, bağımsızlıktan yana mısınız? Biz bağımsızlıktan yanayız. Bağımsızlığımızı savunuyoruz. Bu gerçekleri bilmeden, zamanı iyi okumadan, zamanı iyi anlamadan, değerlendirmeden yumuşak koltuklarda konuşmak çok kolaydır. O insanların umudu vardı. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadılar. O insanlar bir ideal uğruna mücadele ediyorlardı. İdeallerinden vazgeçmediler. Son Gezi Parkı'na kadar yine pek çok aydınımız yazardı. Bu gençler var ya, Türkiye'nin gerçeklerinden koptular. Türkiye'nin gerçeklerini bilmiyorlar. Bunlar oturuyorlar bilgisayarın başında. Ne yaptıklarından da kimsenin haberi yok diye. Ama onlar bir sel olup aktılar bütün Türkiye'ye. Bütün dünyaya ders verdiler. Emin olun, Türkiye'nin onurunu korudular. Herkesin eleştirdiği o gençler özgürlüğü savunuyorlar, demokrasiyi savunuyorlar. Hayatımıza müdahale etmeyin diyorlar. İktidar panik içinde kaldı. Şimdi cadı avı başlattı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Polisin copuna direndiler mi? Direndiler. Kurşunla direndiler mi? Direndiler. Tomasına direndiler mi? Direndiler. Sopasına direndiler mi? Direndiler. Ok yaydan çıktı artık. Geri dönüş yok. Geri dönüş yok. Ülkenin bağımsızlığı ve onuru korunacaktır. Kim ne derse desin. Lozan'ı kutluyoruz. Lozan'ın değerini ve anlamını bileceğiz. Lozan, Türkiye'nin tapu senedir.
O tapu senedine hepimiz sahip çıkacağız. Onlar mücadele verdiler. Bize güzel bir Türkiye'yi miras olarak bıraktılar. Eğer biz çocuklarımıza güzel bir Türkiye'yi miras olarak bırakmazsak bunun altından kalkamayız. Bilimi ve özgürlüğü savunacağız. Bağımsızlığımızı savunacağız. Sayın Çeliken yargı bağımsızlığından söz etti. Onların mahkemeleri var. Emin olun o mahkemeler bile bizi yıldıramaz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi gücü kullanırlarsa kullansınlar. Hapse düşen gencecik çocuklar var. Elinde pala olana dokunmuyorsun. Ama Toma'nın karşısına çıkıp göğsünü geren kişiyi hapse atmaya kalkıyorsun. Neden biliyor musunuz kaynaklanıyor bu? Korkudan kaynaklanıyor. Korku dağları sardı. Korkak insanlarındır bu. Bu görev korkak insanların görevidir. Yürekli insanlar böyle bir şey yapabilir mi? Cesur insanlar böyle bir şey yapabilir mi? Özgüveni olan bir insan böyle bir şey yapabilir mi? Neymiş? Elinde karanfille Gezi Parkı'na gidecekmiş. Beyefendinin izniyle Gezi Parkı açılacakmış. Sen kimsin ki sen izin veriyorsun bu gençlere? Kendimize güveniyoruz. Çünkü halkımıza güveniyoruz. Ve bir şey daha ortaya çıktı. Cumhuriyet görevini yapmıştır. Gezi Parkı olayı bunu bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Cumhuriyeti kuranlara, Lozan'ı imzalayanlara, bütün gazilere, şehitlere buradan selam olsun. Hepsine selamlarımızı gönderiyoruz. Onların ruhu şad olsun. Bizim görevimiz onları yüceltmek ve anmaktır. Anacağız ve onları yücelteceğiz. Onlar bizim geçmişimiz değil, onlar bizim geleceğimizi belirleyenlerdir. Biz çocuklarımızla, gençlerimizle gurur duyuyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum ve bize şükran ediyorum.